Sevgili öğrencilerim, merhaba. Size bir şey göstermek istiyorum. Benim bu tabağımda cevizlerim var. Bu tabağımda hiçbir şey yok. Yok olanlar için hangi rakamı kullanıyorduk? Sıfır. Evet, bak. Burada sıfır ceviz var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceviz var. Burada hiç ceviz yok. Bu elimde bir limon var. Bu elimde hiç limon yok. O zaman ne diyeceğim? Burada sıfır limon var. Yani yok. Burada bir limon var. Burada sıfır limon var. Bu elimde bir, iki. İki tane domates var. Bu elimde hiç domates yok. Sıfır domates var. Toplama işleminde sıfırın etkisine bakıyoruz. Çocuklar, toplama işleminde sıfır hiçbir etkide bulunmuyor. Yani şöyle düşünün. Benim kalemimde bir tane kalem var. Değil mi? Bak, bir tane kalem var. Ben bu kalemlerin üzerine sıfır tane kalem ekledim. Kalem sayısı değişti mi? Değişmedi. Görüyor musun? Hala bir tane var. Tekrar yapıyorum. Sıfır tane daha kalem koyuyorum. Bakıyorum. Değişen bir şey yok. Yine bir kalemim var. Yani sıfır toplama etki etmiyor çocuklar. Değişen hiçbir şey olmuyor. Mesela buraya bakıyorum. Kaç yıldızım var buradaki kutunun içinde? Bir, iki. Yazalım. İki yıldız var. Şimdi bu kutuya bakıyorum. Bu kutuda hiç yıldız var mı? Yok. Yokun yerine ne koyalım? Sıfır koyalım. 2 artı 0. 2 artı 0 eşittir kaç yapar? Toplarsa diyelim ki bu iki yıldızı aldım. Bu iki yıldızı da aldım. Buradan yıldız almak istedim ama yok. Ne yapıyorum o zaman? Bir şey yapmıyorum. Sadece iki yıldız. Toplamda iki yıldız var. Çünkü sıfır etki etmedi. Bir de çocuklar, ben sıfırı bir şeye benzetiyorum. Sıfırı aynaya benzetiyorum. Yani sıfırın karşısına, toplama işleminde ama toplama ve çıkarma işleminde, sıfırın karşısına hangi rakam çıkarsa çıksın kendisini görüyor. Evet, kendisini görüyor. Yani etki etmiyor. Anlaştık mı? Neden sıfır koyuyoruz? Çünkü çocuklar, yok olan, olmayan bir şey yerine de bir rakam koymamız gerekiyor. O rakama da sıfır demiş bilim insanları. Tamam mı? Hadi bakalım. O zaman ben örnek üzerinden göstereyim şu kalemle. Şöyle. Bak, buraya bir ayna çizeceğim. Tamam mı? Küçük. Şöyle masa üstünde. Şu ayna gibi. Bir ayna çizeceğim. Onu da sıfırdan yola çıkarak yapacağım. Bu benim sıfırım. Tamam mı? Ben bu sıfırı aynaya dönüştürüyorum. Şöyle bir ayak yapıyorum ona. Şöyle de bir aynanın tabanını yapıyorum. Bu aynamız. Tamam mı? Sıfır. İstersem aynamı süsleyebilirim. Şöyle güzelce süslerim. Buraya da artımı koydum. Sıfır artı 9 diyelim çocuklar. 0 artı 9. 9'un üzerine 0 eklersem değişen bir şey olur mu? Olmaz, değil mi? 9 artı 0. 9 aynanın karşısına geldi. Kendisini gördü. Değişen bir şey olmadı yani. Anladınız mı? Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi biraz da işlem yazalım. Öyle daha da iyi aklımızda kalır. Ben bunu siliyorum ama sen defterinden silme. Anlaştık mı? Yapalım şimdi. Mesela 3 artı 0 eşittir kaç yapar? 3 artı 0. 3 yapar. Evet, toplam değişmiyor. Yine 3. Toplanan toplam 3. Devam ediyorum. Evet.
5 artı 0 eşittir. Ne yapar? Bak yine şöyle, hemen şöyle gelebilir. Toplama işleminde 0 ayna görevi görüyordu. Geliyor önüne rakam, kendisini görüyor. 5 artı 0 eşittir 5. Aferin, devam edelim. Mesela 0 artı ne diyelim? 7 diyelim. Tamam mı? 0 artı 7. 7, 0'ın yanına geldi. Yan yanalar, karşı karşıya. Ne oldu? 0'ı gördüm. Değişen bir şey yok. 0 üzerine eklediğimde bir değişiklik yaratmıyorum. Toplam 7. 0 artı 7 eşittir 7. Şimdi biraz da alt hafta örnekler vereyim. Mesela sen de yaz. 0 artı 8 diyelim mesela. Pardon. 0 artı diyorum. Pardon. 8'i silin çocuklar. 10 artı 0 diyelim. Şimdi 10'un üzerine 0 eklersem değişen bir şey olur mu? Yine toplananlardan biri 0. O zaman değişen bir şey olmaz diyorum. 10 diyorum. 6 ve 0'ı toplayalım. Evet. 6 artı 0. Bak 6'nın karşısına toplanan olarak kim geldi? 0 geldi. Bir şey değişecek mi? Değişmeyecek. 6. Gördün mü? İşte bu kadar basit. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşça kal.